Aşağıdaki farklı renklerdeki tahta parçaları uzunlukları ile birlikte verilmiştir. Bu dört tahta parçasının hangi üçü kullanılarak üçgen oluşturulamaz? Arkadaşlar, üç kenarı bilinen bir ifadenin üçgen oluşturup oluşturmadığını anlayabilmek için bir kenar uzunluğunun diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olması gerekir. Şimdi A seçeneğinden başlayalım. L, K, M. Bakıyorum hemen. L 40, K 50, M 20. Mesela 20'yi aldım ortaya. 40 artı 50'den küçük, 50 eksi 40'tan büyük olması lazım. 10, 20, 90 doğru bir sıralama olduğuna göre buradan bir üçgen oluşur. B seçeneğine geldim. L, M, N diyor arkadaşlar. L, M, N. 30 aldım ortaya. Bunu herhangi bir kenar için deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir tanesi için sağlıyorsa hepsi için sağlıyor veya bir tanesi için sağlamıyorsa hepsi için sağlamıyor demektir. 40 artı 20 ile 40 eksi 20 arasında mı? 20, 30, 60. Bu da doğru bir sıralama. Hadi bu da oldu. C seçeneğine bakıyorum. K, N, M. 20'yi aldım ortaya. 50 eksi 30 ile 50 artı 30 arasında mı? 20 küçük, 20 küçük, 80. 20, 20'den küçük çıktı. Demek ki böyle bir üçgen çizilemiyormuş. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıda verilen ABC üçgeninde X'in santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar, bir ifadenin üçgen belirtebilmesi için bir kenar uzunluğunun diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olması gerekir. O halde x'in 2 ile 14 arasında değerler alması gerekir. Alabileceği en büyük tam sayı değeri bu aralık içerisinde 13 olacağından sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneği olur. Yukarıda verilen KLM çeşit kenar üçgeninde KL kenarının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Buraya x diyorum sevgili arkadaşlar. Üçgenin bir kenar uzunluğu diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olacaktır. O halde 2 küçük x küçük 16 olur. X'in alabileceği değerler 3, 4, 5, 15'e kadar gider arkadaşlar. Burada 13 tane sayı var. Yalnız çeşit kenar üçgen demiş. Yani x 7 ve 9 değerlerini alamaz ki bu aralığın içinde 7 ve 9 var. Onları iki tanesini atarsam geriye 11 tane kalacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Şekildeki ABC üçgeninde AB AC'ye eşit ve BC 12 santimetre olduğuna göre AB uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ben buralara x diyorum sevgili arkadaşlar. Bir ifadenin üçgen belirtebilmesi için bir kenar uzunluğunun diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olması gerekir. O halde 12'nin x eksi x ile x artı x arasında olması gerekir. Zaten 12 sıfırdan büyük. Bu tarafta işimiz yok. Buraya baktığımda 12 küçük 2x'ten 2'ye bölersem x büyük 6 olur. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 7, 8, 9 diye gidiyor. En küçüğü 7 olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıdaki ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam kare doğal sayıdır. Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu 9 arkadaşlar, bu da 4. Buraya x dedim. Üçgenin bir kenar uzunluğu diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olması gerekir. Yani 9 eksi 4 ile 9 artı 4 arasında bulunması gerekir. O halde 5 küçük x küçük 13.
5 ile 13 arasında tam kare olarak arkadaşlar sadece 9 vardır. O halde x 9 olur. Şeklin çevre uzunluğu 9 artı 9 artı 4'ten 22 santimetre yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan KLM üçgeninin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ben buraya x diyorum arkadaşlar. Üçgenin bir kenar uzunluğu diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olmalıdır. O halde 1 küçük x küçük 23 oldu. Şimdi KLM üçgeninin çevresine bakarsak 11 artı 12 artı x yani 23 artı x oldu. Şimdi A seçeneği 25 olması için x'in 2 olması gerekir. X 2 değerini alabilir. B seçeneği 30 olması için x'in 7 olması gerekir. Bu aralığın içinde 7 var. 41. 23 artı x eşittir 41 olabilmesi için arkadaşlar x'in 18 olması gerekir. Bu aralığın içinde 18 var. 47'ye bakalım. 23 artı x eşittir 47 olması için x'in 24 olması gerekir. 24 bu aralığın dışında kalıyor. O yüzden çevre uzunluğu 47 olamayacağından sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Yukarıdaki üçgende BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu 18 santimetre olduğuna göre AC kenar uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi BC kenarına ait kenar ortayı çizelim arkadaşlar. Kenar ortay olduğuna göre buralar 16, 16 oldu. Burası 18 olarak verilmiş. Şimdi ben AC'ye x diyorum. Üçgen eşitsizliğine göre x 18 eksi 6 ile 18 artı 16 ile 18 artı 16 arasındadır. Yani 2 ile 34 arasında bulunur. Diğer taraftan büyük üçgende de benzer şekilde üçgen eşitsizliği yazabilirim. X 32 eksi 20 ile 32 artı 20 arasında bulunur. Ki bu 12 ile 52 arasında demektir. Şimdi bu ikisinin de sağlaması gerektiğinden bu ikisini kesiştirmeliyim. Bunu yaparken küçüklerin büyüğü 12, büyüklerin küçüğü 34 alınır. Yani arkadaşlar x'in 12 ile 34 arasında bulunması gerekir. Bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değeri 33 olacağından doğru cevap A seçeneğidir. Şekilde kenar uzunlukları verilen ABCD dörtgeninde BD kenarının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi buraya x diyorum arkadaşlar. ABD üçgeninde üçgen olma şartını yazarsam bir kenar uzunluğu diğer kenarların farklarından büyük, toplamlarından küçüktür. O halde 8 küçük x küçük 20 olur. Şimdi BCD üçgenine bakalım. Benzer şekilde x 11 eksi 8 ile 11 artı 8 arasında olacak. O halde 3 küçük x küçük 19 yapar. Şimdi x 8 ile 20 ve 3 ile 19 arasında. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin kesişimini almamız lazım. Bunu yapmanın kolay yolu da şu. Küçüklerden büyük olanı büyüklerden küçük olanı alırsak kesişim kümesini almış oluruz. Yani x 8 ile 19 arasında olursa her iki eşitsizliği de sağlar. Alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bu aralıktaki en küçük tam sayı değeri 9 olacağı için sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Yukarıdaki ABC üçgeninin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. ABA
AC 2A, BC 15 santimetre olduğuna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Sevgili arkadaşlar, üçgenin bir kenar uzunluğunun diğer kenarların farklarından büyük, toplamlarından küçük olması gerekir. O halde A küçük 15, küçük 3A olur. O halde buradan A küçük 15 bu cepte. Buradan 15 küçük 3A, 3'e böldüğümde A büyük 5 olur. O halde bu ikisini birleştirirsem A 5'ten büyük 15'ten küçük olacaktır. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı, çevre uzunluğun en fazla olması için A'nın en büyük değerini alması lazım. Bu aralıkta A'nın alabileceği en büyük değer 14. O halde burası 14 oldu. Burası da 2 çarpı 14'ten 28 oldu. O halde çevre 14 artı 28 artı 15 yapar. O da arkadaşlar 57 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Herhangi bir kenarının uzunluğu 9 santimetre olan ikizkenar üçgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir ikizkenar üçgen. Burası 9, burası 9 veya herhangi bir kenarı dediğine göre burası 9, burası x, burası x, burası x olabilir. Şimdi bu birinci üçgen, bu ikinci üçgen olsun. Şimdi birinci üçgeni ele aldığımızda x kenarı 9 eksi 9 ile 9 artı 9 arasında olmalı. 0 küçük x küçük 18'den alabileceği en küçük tam sayı değeri diyor. Buna 1 verirsem arkadaşlar. Şimdi buna 1 verdim. Çevre ne olur? 9 artı 9 artı 1'den 19 olur. Şimdi bir de ikinci duruma bakalım. 9 olan kenar x eksi x ile x artı x arasında olacak. O halde 0 küçük 9 küçük 2x oldu. O zaman şimdi 2x 9'dan büyükse x 9 bölü 2'den büyük olmalı. En küçük dediğine göre 4,5'tan büyük en az 5 olur. O halde çevre 5 artı 5 artı 9'dan 19 olacaktır. Birincide de en az 19 bulduk. İkincide de en az 19 bulduk. Fark etmedi. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Yukarıda ABCD dörtgeninde kenar uzunlukları birer rasyonel sayıdır. BD 15 santimetre olduğuna göre ABCD dörtgeninin çevre uzunluğunun en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar x, y, z, t diyorum buralara. Şimdi ABD üçgenine baktığımda bir kenar uzunluğu diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olmalıdır. Aynı şekilde BCD üçgenine baktığımda bir kenar uzunluğu diğerlerinin farklarından büyük, toplamlarından küçük olmalıdır. Şimdi dörtgenin çevresi x artı y artı z artı t. O yüzden benim şu küçük taraflarla işim yok. Yani 15 küçük x artı t, 15 küçük y artı z. Bunları taraf tarafı toplarsam 30 küçük x artı y artı z artı t. Zaten burası çevre değil mi? O halde çevre 30'dan büyük en az 31 olabilir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Şekilde KLMN dörtgeninde KL 4 santimetre, KN 6 santimetre, MN 8 santimetre olduğuna göre LM uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben burada L ile N'yi birleştiriyorum. Buraya A diyorum.
Bu durumda KLN üçgenine baktığımızda A kenarı 6 eksi 4 ile 6 artı 4 arasında olur. 2 küçük a küçük 10 olur arkadaşlar. Şimdi LM'nin en büyük olabilmesi için LN'nin yani A kenarının da en büyük olması lazım. Ama A kenarının tam sayı olduğunu ifade etmiyoruz. Öyle bir bilgimiz yok. O yüzden hani 9 değil de 9,9 alalım sevgili arkadaşlar. Ona çok yakın bir değer alalım. Şimdi LM'ye x dedim. O zaman x kenarı 9,9 eksi 8 ile 9,9 artı 8 arasında olsun. 1,9 ile 17,9 oldu. Şimdi x'in en büyük tam sayı değeri diyor arkadaşlar. 17,9'dan küçük en büyük tam sayı 17 olacağı için sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır.